Güzelsem esasında daha net bazı şeyleri anlat anlatabileceğim için söylüyorum. Tabloyu görürsek birazdan ha. ekranlara ha. Geldi. Geldi. geldi harcama bak. limitleri. Ha. Galatasaray 451.6 milyon TL harcayabilir. Beşiktaş 275.3 milyon TL, Fenerbahçe 224.7 milyon TL, Midpor Başakşehir 179.8 milyon TL, <laughs> Trabzonspor 126.5 milyon TL, Çaykur Rizespor 121 milyon TL, Aytemiz Alanya Spor 100 milyon TL, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 97.5 milyon TL, Gaziantep Futbol Kulübü 96.5 milyon TL harcayabilir ara ha. transfer dönemi. Şimdi bu harcan limitleri belirlenirken Galatasaray bankalar bir anlaşması yapmış. Beşiktaş yapmış. Tamam mı? Trabzon yapmış. Fenerbahçe yapmamış. Evet. Şimdi rakamlar bu onun için. Bu rakamlar Fenerbahçe açısından belirleyici rakamlar değil. Onu atmaya çalışıyorum ben. Ya işte Fenerbahçe açmış da 3 puanın silinmesi lazım da Fenerbahçe'nin transfer cezası alması lazım da. Kardeşler bir durum bakalım. Fenerbahçe bankalar birliğiyle bir anlaşsın. Ondan sonra kimin ne kadar harcayacağını o zaman daha net bir şekilde görebileceğiz. Bu rakamlara çok fazla takılma yani. Yarın da büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin bir açıklama yapmasını ben bekliyorum açıkçası. Galatasaray'da bir de çok konuşulan konulardan biri de Arda Turan ikilemi yaşanıyor şu an. Emre Bol Galatasaray'da <laughs> yönetim ve Fatih Terim dün bir araya geldi ve bu toplantıda transferlerin konuşulduğu aynı zamanda Arda'nın transferinin de konuşulduğu söyleniyor. E, Fatih Hoca Galatasaray'da lider oyuncu eksik. Arda'yı transfer edebiliriz derken yönetim de Arda bize seçim kaybettirir diyerek bu transfere soğuk bakıyor. Ya orada Fatih Hoca onay verdikten sonra Arda Turan transferine yönetimle o transferi yapmama ihtimali bence yok. Zaten bu transfer bitmiş. Şu Olacak anda, diyorsun. Şu anda kamuoyuna tartışıyorlar. Bak bizi baba ben şimdi benim burnum çok iyi koku alır. Ben her zaman bunu söylüyorum. Başakşehir, Galatasaray Başakşehir maçında ben zaten bunu burada anlattım. Takım oyunu şey bizim Artı Futbol programında bunu anlattım. Ne dedim? Dedim ki Arda Fatih Hoca'nı özür dilemek istiyorsa bunu neden stadında milyonlarca kişinin önünde yapsın? Gider evine elini öper. Hocam der sizden özür diliyorum. Kusura bakmayın der. Bu dedim planlı programlı bir tiyatro oyunu yaptılar. Hep bir ikisi beraber statta. Gitti. Galatasaray seyircisinin önünde gitti Fatih Hoca'nın elini öptü. Fatih Hoca'nın taraftarı alkışlattı. Buzları eritti mi? Buzlar zaten erimişti. Bu dirim tiyatro. Galatasaray'a Arda, Arda Turan'ı Galatasaray'a getirmek için bir tiyatro hazırlandı. Böyle bir senaryo. Yazan yöneten kim bilmiyorum. Ama oyuncular Fatih Terim başrollerde. Arda Turan başrollerde. Yardımcı rollerde Hasan Şaş ve <laughs> Ümit Davala. Tamam mı? Orada bir tiyatro oyunu sergilendi. Arka tarafta şey Sayın Abdurrahim Albayrak resmi resimlerde falan var o gülerken onlara bakarken Abdurrahim Albayrak figürasyonda şey Galatasaray taraftarı arkada da. bak burada şeyde gördün mü arkada şeyi Abdurrahim Bey'i dolayısıyla bu bir e, tiyatral bir gösteriydi bu Arda Turan'ı Galatasaray'a getirim operasyonun ilk perdesiydi Arda Turan Galatasaray'la anlaştı kimse bana yok işte yönetim böyle diyor yönetimle Fatih Hoca arasında bir anlaşmazlık var alalım mı almayalım mı falan filan bunu şu anda kamuoyunda tartıştırıyorlar. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelirse ne olur? Giderse ne olur filan diye e, şey yapıyorlar. E, böyle bir kafa karışıklığı oluşturuyorlar ama önümüzdeki günlerde Arda ilk transfer olmaz ama birkaç transfer yaptıktan sonra Arda'yı açıklarlar. Sonunda biz daha bu ara transfer döneminde Arda'yı çok mu konuşuruz? Konuşu çok konuşursun ama sonunda Arda mutlaka son günde olsa Arda mutlaka Galatasaray'ı imza atar. Tam bu gün. her iddiaya ediyorum. da, isterseniz her iddiaya da girerim. Her iddiaya da girerim. Arda Galatasaray'da. Bugün 3 Ocak. Emre Bol şu dakika itibariyle diyor ki Arda Turan sezonun Abi şu dizesinde... şova ne gerek var ya? Doğru. Git evine. Evine bilmiyor musun Fatih Hoca? Gidersin elini elini öpersin. Barıştırsın. Öpüşürsün. Hocam hakkını helal Ben sana şunu yaptım. Sen bana Şimdi bunu yaptın. herkesin gözleri önünde olmuş bir olayı. Bazen herkesin gözü önünde telafi etmek gerekir ama. Ya güzel kardeşim. Yedirdiğine yedirden yemem benim öyle ben öyle kolay kolay İyi, ben mesela Arda Turan'ın e, sevgili meslek büyüğümüz Bilal Meşe'den de öyle e, evine gidip özür dilemesini değil mesela aynen e, Fatih Hoca'ya yaptığı gibi bir özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum mesela uçakta özür dilesin o zaman Yok her, <laughs> herkese mal olmuş bir durumdu herkesin gözü önünde belki bir gün ya Bilal kardeşim, abiyle bunlar, bir araya gelip özür diler bunlar tiyatro ben bu tiyatroları çok gördüm bunlar hazırlama aşamasıdır pişirirsin Altını yakarsın, pişirirsin. Bunlar bak pişirdiler, pişirdiler. Arda'yı Galatasaray'a getirecekler. Arda Turan'ın Galatasaray'da olmama ihtimali yok. Bakma sen şu an tartışmalara. Sadece şunu söylüyorum. İlk transfer olmayacak. Hani bugün Arda'yı açıklamazlar. Birkaç tane transfer. Onyekuru gelir. Saratçı gelecek. Saratçı gelir. Eskişehir'deki Sekizli olan gelir. Da. Dördüncü olarak da Arda Turan'ı da aldık derler. Peki o zaman diğer transferlere şöyle bir bakmışken Saracchi bu kadar da ön plana çıkmışken Nagatomo'nun gidişinin ardından e, Saracchi transferi Galatasaray'a neler kazandırır? Bir grafiğimiz var Nagatomo ile Saracchi'yi karşılaştırdık e, ki Nagatomo aslında geçen sezon özellikle o Akciğer, e, de yaşadığı durum sonrası performansında bir düşüş yaşanmıştı. Nagatomo 47 maça çıktı. Saracchi 13 maça çıktı. Takımlardaki kariyerlerinde Nagatomo'nun 2 golü, Saracchi'nin 1 golü var. Asist sayılarında Nagatomo'nun 5, Saracchi'nin 1. İsabetli orta maç başı oranı Nagatomo'nun 0.5, Saracchi'nin 1.3. Orta yüzdesi Saracchi'nin 34, Nagatomo'nun 19.6 top kapma maç başına 1.3. Nagatomo'nun 0.7. Tabii Nagatomo profesyonelliğiyle bazı rakamlardan Saracchi Saraçlı'da belki genç bir Nagatomo'ya nazaran genç bir isim olduğu için daha hızlı gibi geliyor bana. Ya inan başta çok büyük bir yanlış yapıldı Galatasaray'da. Yani bence çok, da, çok, çok da pişman olmuşlar aynen öyle. Yani Elnesen kadro dışı bırakılıp da e, Nagatomo'nun kadroya alınması Hı. bence çok büyük kritik bir hataydı. İnan ben çok şaşırdım mesela. Nasıl böyle bir hata yaparlar diye. Çünkü Lines sadece o bölgede değil başka bölgelerde de oynayabilen bir oyuncu. Hakikaten belki tamam çok böyle şaşalı bir futbol ortaya koymuyor ama tam bir görev adamı. Yani hiçbir zaman ben daha Lines'in 7'nin altına düştüğünü görmedim. Öyle ikilik üçlük falan oynadığını. Fakat Nagatomo'nun 7'de oynadığını gördüm ama evet. 2 üçlük falan da oynadığını gördüm. Dolayısıyla Lines gibi bir Lines adam. Lines tam bir görev adamı bu arada. Ama bak Lines'in tek şeyi kendisini satmasını bilmiyordu. İsmi çok fazla büyük bir isim değil. Nagatomo isminin altında birazcık ezildi. Ee, anladım bu yüzden e, tribüne gönderildi. Yoksa yani normal şartlar altında ikisini terazi <laughs> koysam inan şeyden de e, Saraciden de daha büyük bir performans gösterebilme olasılığı daha çoktu. Evet Mariano'nun da şimdi Mariano Lines <laughs> hem Lines sağın hem de solun yedeği olurken Saratçı'da bakalım sol Bek özellikle neler yapacak? E bir, orada da Fatih Hoca'nın mesela bence hata yaptığını kabul ediyordur. Yani keşke eline de salsaydım demiştir yani sezon boyunca birçok kez. Bir de Galatasaray'da tabii Luyendaman'ın sakatlığı ve sezonun kapatmasıyla birlikte stopere bir takviye söz konusu. Ve bugün hem fotomaçta hem sabahta öne çıkan bir e, isim vardı. O da Godin transferi. Uruguaylı Yıldız Diego Godin için harekete geçti iddia edildi. Ee, Galatasaray'ın Emre Bol. Tabii çok önemli bir isim. Ama nasıl olur? Özellikle Muslera'nın bu transferde önemli bir rol oynadığı elbette soyun. yani aynı memleketli olan oyuncuların birbiriyle ilgili e, hem kefil olması, hem kulübe, hem oyuncuya kefil olması bunlar önemli şeyler. Gerçi ben futbolcuların kefilliğine çok fazla bakmıyorum. Alex biliyorsun Maldonado'yu getirmişti Fenerbahçe'ye. İşte Brezilya'nın en iyi orta sahası falan diye gelmişti Maldonado. Biliyorsun ortaya çıkan rezalet yani. Fenerbahçe tenekeyi bağlayıp gönderdiler daha sonra. Ama bir şeyde Galatasaray'da bir stoper sıkıntısı olduğu e, aşikar. İşte bak mesela yapılan hatalardan bir tanesi daha söyleyeyim sana. Abi Serdar Aziz'i Fenerbahçe'ye kaptırdılar ya bedavaya ya. Ceyda. O da enteresan. Bak ama şimdi bunları konuşunca diyorlar ki sen Fatih Hoca düşmanısın. Kardeşim <laughs> Fatih Hoca düşmanla ne alakası var ya? Bunun <laughs> şimdi Yinez... Yanlış bir şey götürümüne gönderildi. Negatoma getirildi. Al sana Fatih Hoca yanlışı. Şey, e, Serdar Aziz bu yoklukta, bu yoklukta yani stoper tamam... ...luyundamanın belki sakatlanacağını, sezonu kapatacağını tahmin edemezsin elbette ama... ...bunlar futbolun içerisinde var yani. Ser, e, Serdar Aziz gibi öyle ya da böyle hani tamam fazla sak, sık sakatlıkları yaşadı o dönemler ama... Evet. ...böyle mil takım stoperi kardeşim ne adamı gönderiyorsun sen bedavaya yani. Hep bunlar Fatih Hoca yanlışlıklarıdır sezon ilk yarısında Galatasaray'ın sezonu yedinci bitirmesi en büyük sebebi de Fatih Terim'dir. Bunun altını her zaman çizeceğim, çizmekte de, çizmeye de devam edeceğim yani. Evet, Başkalarının 17. aksine. Başkalarının <laughs> aksine. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli değerlendirmeleriniz için. Efendim biz gün ortasına noktalıyoruz. El Ayn ve El Ahli maçının özet görüntüleriyle birlikte gün ortasını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.